Geldik elektriksel kuvvete ya da diğer adıyla nam diğer kuvveti. Çünkü bunun okunuşu kulondur. Coulomb yazılır, kulon okulur. Kulon kuvveti. Anlamı ne? Elektrik yükler arasındaki kuvvet. Elimde Q1 ve Q2 yüklü artı 2 yükümüz var. Aralarında merkezler arasındaki uzaklık yani orta noktalar arasındaki uzaklık D kadar olan. Bunlar birbirlerini ne yapacaklar? İşte klasik ilkokuldan beri söylediğimiz artı artıyı iter. Bunlar birbirlerini şöyle iterler işte bir nolu cismin iki nolu cismi itmesine F1, 2 diyelim. İki nolu cismin bir nolu cismi itmesine de F2, 1 diyelim. Bakalım F1, 2 formülümüz neymiş? Formülümüz K katsayısı yani ortamın elektrikle ilgili geçirgenlik katsayısı sabit bir sayı çarpı Q1 çarpı Q2 yüklerin çarpımı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığın Karesi. Aradaki uzaklığın karesi. Şimdi ee, Acaba bu kuvvet neye eşit? Bunun için ne yazacağız? F 2 1. 1 Eşittir. K çarpı 2'nin 1'e uyguladığı kuvvet Q 2 çarpı Q 1 bölü Aradaki uzaklığın karesi D kare Sizden şunu duyar gibiyim. Hocam bu kuvvetler eşit. Çünkü çarpım durumunda bunlar. Bunlar yerlerini değiştirmişiz. Evet burada çok dikkatli olacağız. Soru bize derse ki 1'in 2'ye uyguladığı kuvvet 2'nin bile uyguladığı kuvvete eşittir derse yanlış. Çünkü kuvvet vektörel bir ifadedir. Yön önemli. F1 2 eşittir. Eksi F2 1. Yani bunlar karşılıklı kuvvettir. Yönleri zıttır. Bu doğrudur. Eğer üzerinde vektör işareti yazmıyorsa o zaman tamam doğru. Yani... F1 2 eşittir F2 1 derse doğrudur. Bunlar birbirlerine eşit büyüklükte kuvvet uygular dersek doğru. Eşit kuvvet uygular dersek yanlış çünkü kuvvet vektöreldir. Yönleri zıt bunların. Peki formülümüze bir, daha bir bakalım. Kulam kuvveti yani yükler arasındaki kuvvet, elektriksel yükler arasındaki kuvvet K ortamın elektrik geçirgenlik katsayısı. Ne demiştik boşluk için? 9 10 9. Soru bize bunu verir. Q1 çarpı Q2 yükler bölü aralık uzaklığın karesi. Yüklerle doğru orantılı uzaklığın karesiyle ters orantılı. Uzaklıkla ters orantılı dersek o da yanlış. Elektriksel kuvvet yükler aralık uzaklığın karesiyle ters orantılı. Peki yüklerle doğru orantılı. Şimdi bunlardan bakalım ne çıkacak. Öncelikle yani şunu da hatırlatmakta fayda var. Yükün birimini ne kullanıyorduk? Yükün birimini klomp cinsinden kullanıyorduk. Peki uzaklığın birimini ne kullanıyoruz? Onda metre cinsinden kullanıyoruz değil mi? SI birimi. Uluslararası birim sistemi. Peki bu kuvvetle ilgili kolay sorularımıza bir bakalım. Diyor ki yüklerden birisinin miktarı iki kat artırsa kuvvet nasıl değişir? Şimdi öncelikle formülümüz normalde neydi? F eşittir. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare idi şu yükü veya şu yükü fark etmez. İki kat arttırdığımızı düşünüyoruz. K çarpı 2 çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare. E şimdi şurası bakın. K, Q1, Q2 bölü D kare F. O zaman K, Q1, Q2 bölü D kare yerine F yazarsak şurada ne kalır? 2 kalır. Yani 2F. Öyleyse yüklerden birisi 2 kat artarsa kuvvet 2 kat artar. Şimdi geldik diğer soruya. Yüklerden birisi 2 kat, diğeri 3 kat artarsa ne değişir? Bakalım. F eşittir k çarpı Q1 çarpı Q2 bölü d kare. İken ne olacakmış? k çarpı birisi 2 kat artırıyormuş. Yani 2 Q1 çarpı diğeri 3 kat artırıyormuş. 3 Q2 bölü d kare. E k Q1 Q2 bölü d kare yerine F yazabiliriz. 2 çarpı 3 6F. Dolayısıyla birisi 2 kat, birisi 3 kat artırıyorsa kuvvet 6F 6 F, alt katına çıkar diyebiliriz. Gelelim uzaklıkla ilgili yoruma. Yüklerin arasındaki uzaklık 2 katına çıkartırsa ne değişir? Bakalım. F eşittir. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kareydi. Uzaklığı 2 katına çıkartacağız. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü 2D'nin karesini alacağız. 4D kare. Şuradaki KQ1Q2 bölü D kare yerine F yazarsak burası ne olur? F bölü 4. Yani kuvvet 4 katına azalır. Ya da basitçe şöyle diyebiliriz. Uzaklığın karesiyle ters orantılıydı. O zaman uzaklık 2 katına çıkartırsa kuvvet 4 kat azalır. Ters orantılı çünkü diyeceğiz. Peki. Bir de şuna bakalım. Yükler arasındaki uzaklık 3'te 1'ine indirirse ne olur? Bakalım. Eskiden f eşittir. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kareydi. Şimdi bu uzaklığı ne yapacakmışız? 3'te 1'ini indirecekmişiz. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü. Yani D yerine ne alacakmışız? D bölü 3 yazacakmışız. E bunun karesini alırsak D kare bölü 9 olur. E, şurası ters çevirip çarpacak matematikten şuraya 9 yazdım. kq Q2 bölü D kare. KQ1 Q2 bölü D kare. Şurası da zaten F'ti. O zaman ne olur kuvvet? 9F olur. Yani uzaklık 3'te 1'ine indirilirse kuvvet 9 katına çıkar. Değil mi? Karesini alarak ters orantılı söylemiş olduk. Öyle de yapabilirdik soruyu. Peki Gelelim şu soru tipine. Sayısal soru tipi. Çünkü bize müfredatta diyorlar ki e, formülü sayısal bir şekilde kullanmasını da öğretin diyorlar. Bakalım sorumuz neymiş? Elimizde yükü 6 klomp olan bir cisim var. 5 mikrokulomp olan bir cisim var. Aralarındaki uzaklık 50 santim. Birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvetleri bulun diyor. Kaç nitin olduğunu. Elektrik, e, ortamın elektrik katsayısı 9 10 üzeri 9'muş. Onu bize soru veriyor. Bir de şuradaki mikroyu anlamadıysak diye bir mikronun 10 üzeri eksi 6 olduğunu bize söylüyor. Peki bakalım formülümüzü yazalım. F eşittir. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare. K'nın değeri 9, 10 üzeri 9 çarpı. Yükü kaçmış? 6 mikro kolon. Mikro yerine ne yazacağız? 10 üzeri eksi 6. O zaman 6, 10 üzeri eksi 6 çarpı. Diğeri 5 mikro Yani 5, 10 üzeri eksi 6. Böyle. 50 santimi ne yapacağız? Metreye çevireceğiz. 50 santim uzunluk 10'a 10'ardı. Santimetre desimetre metre 10'a 10'lar e, bu tarafa doğru gittiğimiz zaman ne yapıyorduk? Bölüyorduk. 2 kere 10'a böleceğiz. Yani 100'e böleceğiz. Yani burası 2 kere 100'e bölersek 0.5 metre olur. Çevirdik. Bunun karesini alacağız. 0.5'i bu arada Kolaylık olsun diye hadi 1 bölü 2 alalım. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yapar. Evet şimdi işlemlerimize bakalım. 6 çarpı 5 30. 30 ile 4 yukarıya çıkar 120. 120 ile 9'u çarparsam 1080. 1080. Şuradaki 10 üzerilere bakalım. 10 üzeri eksi 6, 10 üzeri eksi 6 daha 10 üzeri eksi 12. 10 üzeri 9, 10 üzeri eksi 12. Burası da 10 üzeri eksi 3 kalır. 10 üzeri eksi 3 demek 3 basamak böleceğiz demek. 1000'e böleceğiz. Basın 3 basamak ilerlettiğimizde 1,08 Newton olmuş olur. Peki geçiyorum. Şu sorumuza bakalım. Diyor ki sürtünmesiz yatay bir ortam varmış. Elimde Q1 ve Q2 yükleri varmış. Bunların arası 5 5'teymiş. Bir Q yükünü bırakınca bunların arasında Q 1'e 3, Q 2'ye 2 olan yerde dengede kalıyormuş diyor. O zaman diyor bunu diyor bize bir yorumlayın. Ve yorumladıktan sonra diyor şu yüklerin oranını bize bulun diyor. Bakalım. Şimdi biz bunların yüklerin işaretini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman ne yapacağız? Şimdi orada o zaman söyleyeceğim şey şu. Atıyorum bu UH H'ye bu artı olsun diyorum. Bunu da itsin diyorum. O zaman bu da artıdır diyorum. Öyleyse diyorum. Bu da bunu itmeli ki dengede kalsın. O zaman bu da artı olur diyorum. Peki hocam bunun e, ortadakini değiştirelim. Mesela eksi olsa ne olur hocam? Bakalım. Artı eksi çeker. Artı eksi çeker. O zaman bu yine dengede kalır. Öyleyse Q'nun işareti fark etmiyormuş bu durumlarda. Fark etmez. Bu birincisi. İkincisi. Peki hocam şunlar farklı işaretli olursa ne olur? Bakalım farklı işaretli. Mesela bu artı olsun, bu eksi olsun. Buna da artı yazdım. Artı artı iter, eksi artı çeker. O zaman bu dengede kalamaz, sağa doğru gider. Hocam ortadakini eksi yapsak ne olur? Bakalım. Eksi yaptık. O zaman da artı eksiyi çeker, eksi eksiyi iter. O zaman da sola gider dengede kalması. Öyleyse neymiş? Şu iki yük aynı işaretli olması lazımmış. İkinci çıkarımımız. Q1 ve Q2 kesin aynı işaretlidir. Şimdi bunu şöyle de anlayabildik. İkisinin aynı işaretli olmasını şöyle de anlayabildik. Q1 Q'ya ne yapıyorsa Q2 de Q'ya aynı şeyi yapmalı ki dengede kalsın. Buradan da Q1, Q2'nin aynı işaretli olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu neden dengede kalıyor? Çünkü Q1'in Q'ya uyguladığı kuvvetle Q2'nin Q'ya uyguladığı kuvvet değerce birbirine eşit. Yani K çarpı Q1 çarpı Q. Q1 çarpı Q. Böyle adik uzaklığın karesi 9D kare. Bunun buna uyguladığı kuvvet K çarpı Q2 çarpı Q. Q2 çarpı Q. Böyle aradaki uzaklığın karesi 4D kare. Bunlar değerce birbirine eşit ki Q yükü dengede kalıyor. Bakın burada ilginç bir şey var. Şunlar birbirini götürdü ya. O zaman Q'nun yük miktarı da önemsiz. Daha önce ne demiştik? İşaretini ne koyarsak koyalım dengede kalır demiştik. Şimdi dedik ki yük miktarı kaç olursa olsun dengede kalır. Çünkü bakın matematik olarak bunlar birbirini götürüyor. K'lar gitti. D karelerde gitti. Şu 9 ile Q2'yi yer değiştirsek şurada. Q1 bölü Q2 eşittir. 9 bölü 4. Miktarını oranlarını da bulmuş olduk. Miktarını değil oranlarını bulmuş olduk. Peki o zaman bir başka yorum daha yapalım. Bunun yükü 9Q, bunun yükü 4Q gibi düşünsek. 9'a 4. Şunu söyleyebiliriz. Araya konulan yük, yükü çok olandan daha uzaklıdır. Burasını kaç bulmuştuk? 9Q. Burayı kaç bulmuştuk? 4Q. İkisi de artı olsun mesela. Öyleyse bu yükü çok olana daha uzakta dengede kalmış. Bu da önemli bir ayrıntı. Q yükü nerede dengede kalıyormuş? Yükü çok olana daha uzakta dengede kalır. Dengede kalır diyoruz. Pekala. Gelelim bununla bağlantılı şu soru tipine. Diyor ki elimizde yüklü iletken küreler var ve işaretçe zıt diyor. Oo. İşaretçe zıt. O zaman buna artı dersek, buna eksi dersek. iyi. Yaptık. Miktarca yük, e, x'in yükü daha fazlaymış. Yani burası 2q dersek Burası Q'ymuş. Miktarca demek işaretlerine bakmadan miktarına bak demek. Miktarca X'in yükü daha fazlaymış. Sonra da diyor ki bir Q yükü aldık. Yüklü bir cisim İşaretin önemi olmadığını bir önceki soruda e, anlamıştık. Nereye koyalım ki dengede kalsın diyor. Bakalım. Şöyle sırayla deneyelim. Şuraya şuraya bir de şuraya koyalım. Bakalım ne olacak. Artı artıyı iter. Eksi artıyı çeker. O zaman iki nolu bölgede bu dengede kalmaz. İşaretleri zıt olduğu için. iki nolu bölge olmaz. Peki üç nolu bölgeye koyarsak. Artı artıyı iter. Eksi artıyı çeker. E, sanki burada da dengede kalırmış gibi. Ama burada da şuna dikkat edeceğiz. Ne demiştik bir önceki soruda. Q yükü. Yükü çok olana daha uzakta dengede kalır. O zaman bunun yükü çok ona daha uzakta dengede kalır. Demek ki bu durum oluşabilir deriz. Peki buraya bakalım. Artık artıyı iter. Eksi artıyı çeker. Burada dengede kalır mı? Sanki kalırmış gibi duruyor. Ama yükü çok olana öbür yükten daha uzak olması lazım. Ama daha yakın. Öyleyse bu durum olmaz. Yani cevap yalnız 3 nolu bölgede. Şimdi bizi burada düşünmek için hatta abilirlik koyarlar şuraya. Dengede kalabilir. Sanki şurası da olacakmış gibi geldi bize. Aman dikkat düşmedik değil mi? Ne demiştik? Ee, yükü çok olana öbür yükten daha uzak olması lazım. Ama daha yakında o zaman olmaz mı? Peki. Şimdi geldik şu ipli soru tiplerine. Bakalım ne oluyormuş burada. Elimizde G ağırlıklı özdeş küreler varmış. O hemen buraya ağırlıklarını o zaman bir gösterelim. Şöyle yandan gösteriyorum ki kafamız karışmasın diye. Ağırlıkları G yapıyorum şöyle. Ağırlıkları G. Ondan sonra ne diyor? İşaretleri aynıymış bunlar. O zaman bunlar birbirlerini karşılıklı iterler. Değerleri eşit iterler değil mi? Birbirlerini karşılıklı iterler. F, L. O da tamam. Ondan sonra İp gerilmelerini yorumlayın diyor. Şimdi biz ne diyoruz? Artık yavaş yavaş öğrenelim bu ip gerilmelerini. İp gerilmesi çocuklar her zaman çift yöndür. Ve ip her zaman çeker. Şimdi bunu nasıl e, kafamız karışmayacak onu anlatacağım. Şöyle kapatırız. Şuradaki ip şöyle çeker bu cismi. Şuradaki duvarı da bu tarafa doğru çeker. Fakat bize duvarla ilgili bir şey sormadığı için şurayı görmemize gerek yok. Geldik buraya. Burada şurayı... Bir kağıtla kapatayım şöyle. Burası çeker şu şekilde. Aynı mantıkla şurayı kapatırsak da burayı da böyle çeker. Peki isimlerini bir yazalım. Şuraya T1. Şurası T2 ipi, burası da T2. Buradan sonra ne yapacağız? Diyeceğiz ki bunlar dengede olduğuna göre Sadece şu cisme bakacak olursak şuraya. T1 ile F'in toplamı T2 ile G'nin toplamına eşit ki dengede. Yani T1 artı F eşittir. T2 artı G. T2 artı G. Peki. Şimdi buraya odaklanalım. Şurayı kapattım şöyle. Burada ne yazacağız? T2 niye eşit? t 2 de G artı F eşit ki dengede. T2 eşittir g artı f. Bakın burada çok çok ilginç bir şey çıktı. O da şu. Bunları taraf tarafa toplarsak, T1 f T2 T2 2g f. Şu f ile şu f gider. Şu T2 ile şu T2 gider. T1 gerilme kuvveti 2g eşit oldu. Şuradaki kuvvet neye eşit oldu? Şu iki cismin direkt ağırlıklarının toplamına eşit oldu. T1 2G Peki T2 neydi? G artı G artı F G artı F Burası tesadüf mü? Şurası. Hayır çocuklar değil bu şekilde iple bağlanmış. Kaç tanesini bağlarsanız bağlayın. Yeter ki yere değmesin ve dışarıdan ekstra bir şeyler çeken iten bir şey olmasın. Buraya 5 tane yük bağlasam, aşağıda yere değmiyorsa şu ip ağırlıkların toplamını çeker. Neden? Bakın, şu aradaki diğer ipler birbirini götürüyor. Kuvvetler de birbirini götürüyor. Dolayısıyla T1'e sadece ağırlıklar kalıyor. Peki soruyu şöyle değiştirsek Desek ki Q2'nin işaretini eksi yaparsak ne değişir? Bakalım. Çizeyim şuraya. Artı Q1 eksi yaparsak ne olur? Eksi Q2 şurası şöyle ip çeker T1 ondan sonra şu ipler de şöyle çeker T2 T2 ondan sonra bunun ağırlığına G dedik. Bunun da ağırlığı G. Artık yükler birbirini ne yapar? A tek için çeker. Yani bu bunu F ile çekiyorsa bu da bunu F ile çeker. Şimdi yazalım. Şimdi şuraya bakalım sadece. T1 şu üçünün toplamına eşit. T1 eşittir. T2 artı G artı F. Şimdi aşağıya yazalım. Onu burayı kapattık. Burada T2 artı F de G'ye eşit t2 artı f g eşit t2 artı f eşittir g toplayalım burayı taraf tarafa t1 artı t2 artı f eşittir t2 artı 2g artı f bakın f'ler ve t1'ler birbirini götürdü sonuç t2 eşittir 2g Pardon yanlış yeri mi yazdım? Şurası T2. Evet yanlış yeri yazdım. Şu, dikkatli olmayınca az kalsın yanlış yapıyordum. Şurası T1. Şu T2 ile şu T2 birbirini götürdü. Sonuç T1 eşittir 2G. Aman az kalsın yanlış yapıyordum. Bakın T1 ne bulduk? 2G. Yine 2G bulduk gördünüz mü? Yani demek ki yere değmiyorsa dışarıdan da ekstra bir şey yoksa şu üstteki ip iki cismin sadece ağırlıklarının toplamına eşittir. Başka bir şeye bakmamıza gerek yok. Yani T1 ne oldu? Değişmedi. Peki T2'ye bakalım. T2 şuradan çekelim. T2 neye eşit? Çekersek buradan t 2yi g f olur. g f Eskiden g f'ti. Topluyorduk. Şimdi farkını alıyoruz. Öyleyse T'yi gelmesi azaldı. Şeklinde yorum yapabiliriz. Gelelim şu soru tipine. Yine sürtülmesiz yatay bir düzlemimiz varmış. Sistem dengedeymiş. Şurasının uzunluğu değmiş. Cismin en arasındaki uzunluk 2 değmiş. Şu ipteki uz ipin uzunluğu da 3 değmiş. Bana diyor ki bunlar dengedeyse diyor Sürtünme falan da yoksa diyor İp gerilmelerinin oranını veya yorumunu yapın diyor. Şimdi burada kandırmaca var. Öğrenciler genelde şuraları kullanacağını zannederler. Halbuki bunlar birbirlerini F kuvvetiyle çekiyorlar değil mi? Karşılıklı F kuvvetini çekiyorlar. İp ne yapıyordu? İp sadece çeker. Şöyle çeker. Buradaki ip de şöyle çeker. E şimdi burası dengede ise T1 ne eşit olur? F'e eşit olur. Peki burası bu da dengede ise F de T2'ye eşit olur. EFTT'ye eşit olur. O zaman T1 gelme kuvveti T2 gelme kuvvetine eşittir deriz.